Polis ekipleri çiftin evine geldiğinde ikisi de şoktaydı. Anne Jennifer ve baba Julian'a sorular sormaya başladılar. Yanlış insanlara güvendiklerini çok geç anlamışlardı. Her şey Jennifer hamile kaldığında başladı. Bebek haberi çocuk sahibi olmayan çifti sevince boğmuştu. Ama ikisini de endişelendiren bir şey vardı. Kedileri Luna. Jennifer'ın hamile olduğunu fark ettikten sonra Luna sürekli genç kadının karnına yaklaşıp miyavlamaya başlamıştı. Davranışları çifte tuhaf gelmişti. Sorunun kedinin kendisinden mi yoksa doğacak bebeklerinden mi olduğunu anlayamamışlardı. Tuhaf davranan kedilerini veterinere götürdüklerinde hiçbir sorunu olmadığını öğrendiler. Kedinin sağlığı açısından her şey yolundaydı. Jennifer bu kez kontrol zamanını beklemeden doktoruyla görüşmeye karar verdi. İçini rahatlatması gerekiyordu. Hamile olduğunu öğrendiğinden beri hep yanında olan arkadaşı Eva'yı aradı. Onun desteği gerçekten çok önemliydi. Neyse ki doktor kontrolünde de bebek için endişe edilecek hiçbir şey olmadığı anlaşıldı. Yapılan tüm testlerde işler yolunda görünüyordu. Eve geldiklerinde Jennifer ağlamaya başladı. Çocuğu ve kedisi arasında seçim yapmak istemiyordu. Eva onu teselli etti ve hep yanında olacağını söyledi. Birkaç hafta sonra Jennifer sonunda Lily adında güzel bir kız çocuğu dünyaya getirdi. İlk zamanlar her şey yolunda gidiyor gibiydi. Jennifer ve Julian evde kızlarına bakıyorlardı. Kedileri Luna da sakinleşmişti. İşe döndüklerinde bebeğe kimin bakacağını düşünürken Eva bu konuda onlara yardım etmeyi teklif etti. Ama Lily'nin bakıcılığını yapmaya başladığı gün panikle anne Jennifer'ı aradı. Eva kedinin bebeği uyuması için yalnız bırakmadığını söyledi. Ona yaklaşmaya ya da odadan çıkarmaya çalıştığı anda kendisine de saldırdığını anlattı. Çift bir süre kedinin bebeklerine olan tavırlarını izlemeye karar verdi. Lily kediyi seviyor gibiydi ve Luna da küçük Lily'yi çok seviyordu. Julian sonunda sorunun ne olduğunu anlamıştı. Kedinin sadece bakıcının yanında agresif davrandığını fark etti. O evde olmadığında gayet sessizdi. Bu teori genç babayı oldukça gerdi. Ne olup bittiğini anlamak için eve kamera yerleştirmeye karar verdiler. Böylece gündüzleri bile dadıları Eva'ya göz kulak olabileceklerdi. Julian kayıtları izlediğinde şüpheli bir şey görmedi. Tek gördüğü kedinin sürekli huzursuz olduğu ve bebeğin yanından asla ayrılmadığıydı. Ama o sırada derinden gelen sesi yükselttiğinde tam anlamıyla şok oldu. Kalbinin göğsünden fırlayacağını hissetti. Daha fazla vakit kaybetmeden polisi araması gerektiğini biliyordu. Keşfettiği şey onu çok korkutmuştu. Julian, karısı Jennifer'ı hemen eve gelmesi için aradı. Birkaç dakika sonra evin dışında siren sesleri vardı. Polisle birlikte kayıtları izlediklerinde Eva'nın yandaki odada telefonla konuştuğu anlaşılıyordu. Sesi yükselttiklerinde bakıcı konuştuğu kişiye anlaştıkları gibi bebeği onlara getireceğini, her şeyin evinde hazır olduğunu ama saldırgan kedinin planı aksattığını söylüyordu. Polisler Eva hakkında çiftten bilgi aldıktan sonra yaşadığı yere giderek incelemede bulundu. Gördükleri telefon konuşmasını doğruluyordu. Polis, üzerinde Eva'nın fotoğrafı olan ve Elizabeth Holmes adıyla düzenlenmiş bir sahte pasaport buldu. Ve sadece onun değil, bakıcılığını yaptığı küçük Lily adına da bir pasaport hazırlanmıştı. Eva, ifadesinde her şeyi itiraf etmek zorunda kaldı. Küçük bebeği çocuksuz bir aileye satmak için yurt dışına götürmek istemişti. Bunu daha önce de 7 kez yaptığı ortaya çıkan bakıcı tutuklandı. Jennifer, arkadaşı sandığı Eva'yı hiç tanıyamadığını, bebeğini kaybetmekten kedisi sayesinde kurtulduğunu anlamıştı. Luna, Lily'yi herhangi bir tehlikeden korumak için elinden geleni yapmıştı. Başından beri kedinin tepkisinin bebeğe olduğunu zannetseler de Luna'nın asıl rahatsız olduğu Eva'ydı. Hayvanların sezgilerinin insanlardan çok daha gelişmiş olduğunu söyleyen uzmanlar, aileye böyle bir kediye sahip oldukları için çok şanslı olduklarını anlattı. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.